İslam'a, Peygamber Efendimiz'in yoluna, ona atfen belki birası bir ödül. İkinciye yanılıyorsun. 25 Biz vakıf olarak Cumhurbaşkanlığı'nın genelgesiyle Hazreti Mevlana'nın vuslatının 750. yıl dönümü münasebetiyle Mevlana yılı ilan edildi. Biz de Dünya Mevlana Vakfı olarak bir şiir yarışması tertip etmeyi planladık. Bu hususta vakıf yönetimi bir toplantı gerçekleştirdi. Ve bu şiir yarışmasının Konyalı halkımıza, Türkiye'deki yaşayan vatandaşlarımıza duyurulması için bir gayret ve çalışma içerisindeyiz. Amacımız burada Hazreti Mevlana'nın tanıtılması, onun kendi bendesine, yani Peygamber Efendimiz'e bu noktada onlara böyle bir hasleten bir şiir yazılması. Bu amaçla da genç ya da yetenekli ya da eski şairlerimize, yazarlarımıza bir fırsat sunulması. Bu yola bir hizmet anlamında bir şiir yarışması tertip etmeyi planladık. Amacımız bu şekilde vakıf olarak inşallah hasıl olur diye düşünüyoruz. Burada hasıl olan zaten Hazreti Mevlana, onun için düzenlenen bir yarışma. Umarım vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olurlar ve hakikaten şöyle kalıcı bir eser bırakmak için çabalarlar. Biz de bu ümit içerisindeyiz. Tabii taleplerin yoğun olmasını bekliyoruz. Bu yoğunluk bizi bir sonraki aşamaya taşıyacak diye de ümit ediyoruz. Bu şiir yarışmasından sonra önümüzdeki sene vakıf olarak bunun bir beste yarışması olarak düzenlenmesi doğrultusunda bir çalışmamız var vakıf olarak. Katılımlar inşallah yoğun olur ve ortaya nitelikli, güzel, bu tasavvuf yoluna, Mevlevilik, Mevlana yoluna güzel bir eser kazandırmış oluruz diye ümit ediyoruz Dünya Mevlana Vakfı olarak. Mevleviliğin, Hazreti Mevlana'nın tasavvufun ve tasavvuf musikisinin ilerleyen yüzyıllara taşıma, nasıl ki 800 yıl önce taşındı, bu zamana geldi. Bundan sonra da bunun orijinal haliyle yaşamaya devam etmesi, bizden sonraki neslin de bunu orijinal haliyle yaşaması. Bunun için de biz vakıf olarak ne yapmamız gerekiyorsa, bu şiir yarışması olur, bir beste yarışması olur, belki bir resim yarışması olur, belki Mevlana konulu bir kitap yarışması olur. Biz bu eserlerin kalıcı olması için vakıf olarak elimizden ne geliyorsa yapma gayreti ve çabası içerisindeyiz. Şiir yarışması 10 Temmuz'da ilan edildi. 10 Kasım'a kadar başvurular kabul edilecek. Kazananları biz 20 Kasım'da ilan edeceğiz. 9 Aralık'ta da bir ödül törenimiz olacak. Şartnameye ulaşmak isteyen vatandaşlarımız Dünya Mevlana Vakfı org.tr üzerinden ulaşıp oradaki şartnameyi kendilerinde uyuyorsa yarışmaya bu şekilde bir form dolduracaklar ve yarışmaya katılmış olacaklar. Bu ulusal bir yarışma, yani uluslararası düzeyde yapmak istemedik. Bunu yalnızca Türkiye sınırları içerisinde yaşayan, Türk vatandaşı olan 18 yaşında doldurmuş tüm vatandaşlarımız katılabilirler. Bir rumuz yoluyla şiir yarışmasına katılacaklar. Daha sonra bunu bir seçici kurul değerlendirecek ve kazananları ilan edeceğiz. Türkiye'de hiçbir benzeri olmayan bir şekilde vakıf. Başka Türkiye'de böyle bir vakıf yok. Dolayısıyla bu yönden şanslıyız. Aradan 750 sene geçti. Hazreti Mevlana ile ilgili böyle bir düzenleme olmadığını fark ettik. Dedi ki, madem ki bizim vakfımızın ana tüzüğü Hazreti Mevlana'yı, onun hayatını, eserlerini ve semayı tanıtmak olduğuna göre 750 senesi olan bu 2023 yılının pik yılında bir yarışma tanzim edelim, düzenleyelim ki biraz daha vurgulu olsun bu 750. yıl istedik. Hazreti Mevlana'ya biraz daha manevi iklimde yaklaşılmasını, efendim arabesk veya folklorik boyutta değil de inanç boyutunda yaklaşılmasını arz ediyoruz. Amacımız bu.